Ulaşım Koordinasyon Merkezi İstanbul'daki servis ücretlerine yapılacak zam oranını %16 olarak açıkladı. Devlet okullarındaki servisler için konunun tartışılacak bir tarafı yok. Ancak özel okul servisleri velilerden bu oranın kat be kat üstünde ücret istemeye başladı. Özel okulundan istenilen tutar tam 53.376 TL'dir. Özel okullar bayağı bir para tuzağı gerçekten. UKOME tarafından belirlenen servis ücretleri tarifesi tavan fiyattır. Servis hizmeti verenler bu tarifenin üzerinde fiyatlandırma yapamazlar. Ama yapıyorlar. Hem de belirlenen ücretlerin kat be kat üzerine çıkarak. 100 bin lira isteyen de var. Çok yüksek mevla. Okul servis ücretlerine yeni eğitim öğretim yılı için %16 zam yapıldı. En kısa mesafe rehber personel ücreti dahil 23.463 lira. En uzak mesafe ise 54.900 lira olarak belirlendi. Velilerin isyanı ise zamma değil, karara uymayan servis firmalarına. Bizden istenilen ücret 72.822 lira. Yaklaşık 13 kilometre. Şimdi bunun en büyük nedeni şu. Özel okullar taşıma işliğine bir tur şirketine, bir tur firmasına veriyorlar. Yani orada ücreti alan servisçiler değil. UKOME toplantısında alınan kararla birlikte rehber personel ücreti dahil bir 3 kilometre için yıllık servis ücreti 25.128 lira. Ama bir özel okul bir 3 kilometre için veliden yıllık servis ücreti 54.028 lira istiyor. Bu rakam çok ciddi olup biz velilerin üzerine çok fazla yaratmaktadır. 13-15 kilometre için UKOME'nin belirlediği ücret rehber personel ücreti dahil yıllık 41.747 lira. Ama velilerden talep edilen bu rakamın çok üstünde. Bizden istenilen ücret 72.822 lira. Yaklaşık 13 kilometre. Yılbaşında asgari ücret ve yakıt zamları, gelecek yakıt zamlarının yansıtılacağını ekstra olarak İkinci dönem için söylüyorlar. Yine başka bir özel okul veliden servis ücreti için iki katına yakın ücret istiyor. Yine UKOME kararıyla birlikte 19-21 kilometre arasında yıllık servis ücreti 50.751 lira. Ama özel okul veliden yıllık ücret için 91.528 lira istiyor. Bizim duyduğumuz bazı özel okulların araç talebi, özel servis talebi, kiralık araç talebi gibi benzeri talepler bu tur şirketlerinin maliyetlerini yukarı doğru çıkartıyor. Bu maliyetler de öğrenci velilerine yansıyor. Kendisi bana işte servislerin özel okullarda ihaleyle yapıldığını, buna göre şartların işte yeni araçlar, bunun gibi bahaneler sundular. Hatta bazı özel okullar bu fiyatların 15 Ağustos'a kadar geçerli olduğunu, kayıtta geç kalan velilerin çok daha yüksek bir ücretle karşı karşıya kalacağını söylüyor. Velilerin yapması gerekense tüketici hakem heyeti veya Milli Eğitim Bakanlığı'na durumu bildirmeleri.